Tur atlattık. İnşallah ikinci tur milletimiz için hayırlı olur. Tabii Hüseyin Bey ve Ali Bey birçok izahlar yaptılar. Tekrara düşmeyeyim. Onların dediklerine katılıyorum. Türkiye'de seçimin bu şekilde cereyan etmesi bende sadece üzüntü doğuruyor. Şimdi biz Müslüman Türk toplumuyuz. Biz mücadelemizi bile onurluca yapmak zorundayız. Yalanla, iftirayla ben şahsen rakibime bile davranılmasını kabul etmiyorum. Bakın Allah adına yemin ederek söylüyorum ki ben böyle bir kazancı kabul etmem. Çünkü bu tür bir kazanç vallahi kayıptır. Şimdi bu gerçeği görmemeleri çok çok kendileri adına üzüntü verici. Hani kendi kusurunu çuvala basar, elin kusurunu duvara asar derler ya, bir söz vardır. Şimdi hani akıl tutulması yaşanıyor. Mesela Kılıçdaroğlu mahalli idarelerin, daha doğrusu belediyelerin özelliğinden bahsediyor. Bu üniversitelerin özelliği gibi. Yani Avrupa müktesebatında da var. Yani kararlarında merkezi hep hani merkezi idareye şey kalmasın, muhtaç kalmasın. Bir projesi oradan onaylanacak, bilmem ne olacak bu bağlamda. Asla siyasi bir özellik değil. Siyasi özellik ise Türkiye'nin eyaletlere ayrılması, direkt bölünmesi. Bölünmüş. Ve Tayyip Erdoğan bunu direkt savunan bir insan. Direkt savunuyor bunu. Özelliği savunuyor, yani eyaletleri savunuyor. Hüdapar gibi. O yüzden fikirleri uyuşuyor arkadaşlar. Yani bu gerçek. Açalım görelim. Tabii. Arşiv yalan söylemez. İkincisi, 2009, 2010, 2011'de ben Ağrı, Kars, Diyarbakır o bölgelerde bir işle ilgili çok fazla teşvik mesai oldu Van'da. PKK çözüm süreci adı altındaki rezalette, o akil adamlar şunlar bunlar, o rezalette sanki bir yasal örgüt haline geldi. Bir dernek haline geldi. Ve gençler akın akın PKK üyesi oldular. PKK halkın içine indi. Ben Diyarbakır'da, billboardlarda APO posterleri gördüm. Şimdi bu kadar işte çadır mahkemeleri, işte en büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröristtir diyen şivanperverin Türkiye'de işte karşılanması vesaire. Bunların hepsi o dönemde yaşandı. Şimdi buna sebep olan sonra Şahin oldu. Bugün hani açıkça Kılıçdaroğlu diyor ki ben bütün terör örgütlerine karşıyım. Hepsinin Allah belasını versin ve Kandil'e gireceğim diyor. Tuncay Özkan geçen gün diyor ki PKK alçak bir terör örgütüdür diyor. Şimdi burada bir parantez de açmak istiyorum. Tuncay Özkan'ı dinledim. Güzel de konuştu. Tuncay Özkan bir iftira sebebiyle yıllarca hapiste yattığından bahsetti. Doğrudur ki her zulme karşıyız. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsize sevk etmesindir Kur'an-ı Kerim. Fakat FETÖ'cülerin bizzat iftira organizasyonu olan bir konuda ki mahkeme kararlarıyla sabit oldu. Tuncay Özkan başında olduğu televizyon kanalında ne yazık ki o iftiraları yayınladı ve biz oradaydık, gittik. Elini tutan bendim ve Haydarbaş'ın avukatları televizyonumuzu bastı diye iftira haber yaptı. Bu iftiraları yaptığı için de iftiradan başına neler geldi. Kesinlikle tasvip etmiyorum, kesinlikle o olsun demiyorum. Yazıktır, bize haksızlıkla davranana bile adil olmak zorundayız. Bizim karakterimiz ve inancımız bunu gerektiriyor. Bizim şartlarımız eşit değil. Bizim şartlarımız AK Partisi ile eşit değil. Şu mevcut siyasi figüranlarla eşit değil. Çünkü onlar için harammış, helalmiş, yalanmış, dolanmış, ondan sonra iftiraymış, böyle bir korkular yok. Ve her şeyde olduğu gibi Allah'a ve Resulüne hakaret ediyorlar. Mesela ne diyor? Diyor ki harp diyor hiledir diyor peygamber diyor. Hani birebir konuşunca üst düzey bir arkadaşla inkar edemiyor yaptıkları rezaletin, yalanın, dolanın. Ama diyor ki harp hiledir diyor. Ya diyorum ki nasıl bu peygambere iftira atarsınız? Harp hiledir. Kıtal, savaş halinde
Yani manevralar yap, dikkatli ol. Yani orada can pazarı. Stratejidir aslında. Ya burada sen siyasi bir mücadeleyi harp diye nasıl nitelersin? Peygamber bir mücadele vermiş. Senin gibi mücadelesi var mı? Hiç yalanla dolanla iş yapmış mı? Yapmamış. Soruyorlar, Müslüman şu gün ayında işler mi işler, şunu işler mi işler, bunu işler mi işler. Yalan söyler mi? Söyleyemez diyor. Yalanla iman aynı kalpte olmaz. Yalanın diyor küçüğünü bile terk etmeyin, iman lezzetini yaşayamaz. Müslümanım diyorlar, yalanla iş yapıyorlar. Ve ne yazık ki halkımızın destekleyen birçoğu da bunu bile bile destekliyor. Çok acı olan bu. Bir insan için en değerli şey karakteridir. Bu karakteri yitirdikten sonra ne olur ki? Şimdi bu bağlamda değerlendirdikten sonra Sinan Oğan arkadaşımız çıktı, aday oldu. Güzel bir gerekçeye dayandı. İlk başta ben çok mantıklı buldum. Dedi ki, şimdi HDP destek açıklıyor. Ama ayrı bir şeyle de, ittifakla da seçime giriyor. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Kemal Kılıçdaroğlu'na destekleyeceğini söylüyor. Şimdi bunun çok iyi analize muhtaç olduğunu düşündüğüm iki yönü var. Bir, şimdi bu çok doğal. Vaktiyle ciddi yol yürürlerken Tayyip Erdoğan'la bir seçim kaybetmesi üzerine bombalar patladı. Onlara karşı şahin oldu. Şimdi HDP ile bir şeyleri var. O yüzden de destek açıklaması kadar doğal bir şey yok. Burada bir taviz almamış, bir milletvekili şeyi almamış. Kendiler ayrı bir ittifakla. Aynı ittifakta bile değiller. Değiller, dışarıdalar, girmiş. Ama kendileri direkt, yani PKK'yı destekleyen, onların cenazesine gittiğini itiraf eden adamları vekil yapıyorlar. Şu anda yani, şu anda vekil aynen yapıyorlar. Şu anda da arka planda biz görüşüyoruz da diyenler var. Ama yine karşı tarafı suçluyor. Burada çok tehlikeli de bir şey oynanıyor. Buna bizim düşmememiz lazım. PKK bir terör örgütü. Eli kanlı bir terör örgütü. İnsan hayatına kast ederek hiçbir dava savunulamaz. Velev ki davanız çok doğru olsun. Kan üzerine bir haklı davayı inşa edemezsiniz. Resulullah o yüzden 13 sene Mekke'de buna hiç müsaade etmedi. Hiç müsaade etmedi. Asla meşru müdafaa hariç. Güçlü, kudretli Müslümanlar vardı. Abdurrahman bin Avf geldi, direkt talepte bulundu. Hayır dedi, sakın bir çatışmaya meydan vermeyin. Meşru müdafada onurunu koruyacak şekilde de gerektiğinde tabii ki mukabele oldu. O başka bir şey. Şimdi bunlar bir siyaset üretiyorlar ve Allah ve Resulü'ne güya dayanıyorlar ama iftira atıyorlar. Şimdi PKK çok arzu eder ki HDP'lilerin tamamı PKK'lı olsun. Ve bizim bunu kabul etmemiz kadar vatanımıza ihanet bir şey olamaz. Milyonlarca insanı biz PKK'nın kucağına mı atıyoruz? HDP oy verenler PKK'lı dersek, bunu hangi akıl, hangi izan, hangi teröre karşı mücadele mantığı kabul eder? Benim bir sürü Kürt kardeşim var. Benim HDP'de siyaset yapan arkadaşım var. PKK'yı tasvip etmiyorum, terörü tasvip etmiyorum. Cana kastedilmesini kabul etmiyorum diyor. Yok yok sen teröristsin deyip de onu itersem kazanmış mı olacağım, kaybetmiş mi olacağım? Böyle bir şey olamaz. Yani bir siyasi parti açık bir şekilde bir ittifak da kurabilir ki kurdu, mecliste de girebilir. İçlerinde PKK'yı savunanlar var, vardır demiyorum, var. Yani bu gerçeği biz görmeyecek değiliz ve asla kabul etmiyorum. O yüzden oyumu asla vermem. Bireysel olarak, vatandaş Oktay olarak asla vermem. Bu sebeple vermem. Ama ben PKK'lıların HDP'ye etkisini, HDP'lilerden de bir kısmının PKK ile iltisakını asla reddetmem, bu var. Ama ben HDP'ye oy verenler PKK'lıdır ya da hepsi PKK'yı tasvip ediyorum dersem ben yeminle söylüyorum ki bu en çok PKK'nın işine gelir ve çok da arzu eder böyle olması. Şöyle bir şey, şöyle bir şey de var tabii, sandıktaki müşahitlerden aldığımız bilgiler, çekip fotoğraflarını da gönderiyorlar. Yani Yeşil Sol Partisi'ne oy verip Sayın Cumhurbaşkanı'na oy veren insanlar da var. Kesinlikle yani çevremde de var. İsim isim söylemem doğru tabii, olmaz. Tabii yani şimdi siz Türkiye'de bu gerçekten şu çok önemli. Türkiye'deki seçmen hakikaten çok bilinçli. Çok bilinçli oy kullanıyor. Yani tepki göstermesi gerektiği anda... Yani bugün bakıyorsunuz sandık müşahitleri arkadaşlarımız gönderiyorlar. Yani Yeşil Sol'a oy vermiş, Sayın Cumhurbaşkanı'na vermiş. Tip
tipe oy vermiş, Sayın Cumhurbaşkanı'na oy vermiş. Yani tipe oy verip de farklı şeye oy veren veya HDP'ye oy verip de Cumhurbaşkanı'na oy veren bir sürü seçmen var. Veya, yani veya bunların... Kılıçdaroğlu'na oy vermiş, AK Partisi'ne oy vermiş. Bunu da gördük. Evet. Şimdi bakın, zaten bu insanların eğilimleri üzerinden eleştiri üretmek son derece yanlış. Benim halkımdaki eleştirdiğim şu. Ben halkımın dik durmasını, onurlu olmasını, haysiyetli olmasını isterim, karakterli olmasını isterim. Böyle değildir demiyorum. Öyle olanların elini öperim tabii ki. Ama şu beni çok üzer, üzüyor. Yalan böyle iş yapmamalı. Mesela bir olabilir, din konularda eksik olabiliriz, bazı konularda eksik olabiliriz ama herkesin bildiği bir şey var. Mesela israf dinimize göre haramdır. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki yiyiniz içiniz israf etmeyiniz. Bunu herkes bilir. Ve Allah zerrenin hesabını soracak diyoruz. Bunu her programda da belirtiyoruz. Neden? Bize lazım olan bu. Şimdi Allah böyle derken israf içinde yaşayanlara biz kılıf bulursak, bak israf ediyorum Allah beni affetsin dersem tertemiz Müslümansın. Ama bunu savunduğun an hükmü nedir? Hocalar söylesin. Peki. Bu savunuluyor. Ve bu ne yazık ki bu açık açık görülmesine rağmen, yalan açık açık görülmesine rağmen, iftira açık açık görülmesine rağmen. Mesela bir Müslümanın kafasını kessen iftira etmemesi gerekir. Yalan söylememesi gerekir. Evet, ama bu iş yapıyorsa, bu oya dönüşüyorsa, bu karşı tarafı ötekileştiriyorsa ve en büyük şey nedir mesela bir cumhurbaşkanı adayımızın en büyük siyaseti nedir? Bunu kullanmaktır, projeleri değil. Şimdi ama öbür taraftan da şöyle bitireyim. Biraz önce Ali Beylere de katılıyorum, Hüseyin Bey'e de. Ya halkımızın eğilimini çözmemiz gerekiyor. Hani Allah'la, dinle de aldatılıyorsa bunu çözümlememiz gerekiyor. Yani burada %70'in hassasiyetini öğrenmemiz gerekiyor. Buna göre siyaset, buna göre strateji geliştirmemiz gerekiyor. Ama hepsi de onurlu, şerefli, haysiyetli olmalı. Her şeye rağmen başarmak zorundayız.